Hümmeten selamünaleyküm arkadaşlar. Kardeşim Rüstem. Bismillah dedik, çalışıyoruz. Benim gibi çalışan tüm abilerime, kardeşlerime hayırlı işler, bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. İstirahatlı olanlara da hayırlı istirahatlar diliyorum arkadaşlar. Ne yaptık? Geldik. Bismillah dedik, yükledik, gidiyoruz. İşimizin başındayız arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu ne olsun? Bugünkü videomuzun konusu harfiyat arabasında nasıl iş bulurum? Kazancımız ne olur? Getirisi götürüsü, masrafları falanı filan işte arkadaşlar. Bunları bir daha aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. Onlara da ufaktan bir bilgi vermiş olalım. Şimdi arkadaşlar, bundan bir iki video önce şeyi paylaşmıştım. Harfiyatta hangi araba daha hesaplıdır? Hangi arabanın parçası daha ucuzdur? Hangi araba daha hani bizi üzmez? Dediğim gibi ona da ufaktan bir deneyeyim. Öyle geçelim konudan konuya. Arkadaşlar, harfiyatta eğer durumunuz varsa 1840 Mercedes Axor alacağınız araba arkadaşlar. Maksimum 2006, 2007, 2008, 2009, 10, 11, 12. O aralarda bir araba arkadaşlar. Ve bu arabalar triptonik vitesli oluyor arkadaşlar. Bunların manuel vitesi de var. Onlar cerli oluyor arkadaşlar. Yani diferansiyelleri cerli oluyor. Benim dediğim triptonikler akisli oluyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Aralarındaki fark da şu arkadaşlar. Dediğim gibi biri yarı otomatik triptonik, biri de vitesli diferansiyel, manuel yani. Yalnız cerli diferansiyel akisliden atıyorum biri bir yerden bir yere 10 litre yakıyorsa akisli, cerli 11 litre yakar arkadaşlar. Farkı budur. Yahut diyelim ki buradan kalktınız, Ankara'ya gidiyorsunuz. İşte akisli araba misalen 300 litre mazot yakıyorsa cerli 320 litre yakar arkadaşlar. Yani cerli arabanın diferansiyeli daha ağır oluyor. O yüzden bir tık daha fazla yakıyor, ama cerli diferansiyeli de kolay kolay kıramazsınız yani. Bir de işin içinde o var. Kolay kolay patinaja düşse, neye de düşse kolay kolay kıramazsınız. Bir de öyle bir avantajı var onun ama. Aynı zamanda. Her neyse, durumunuz varsa dediğim gibi aracın hiç yoktan bu içinde bulunduğum kabinin adı çekicidir arkadaşlar. Bu çekiciyi hiç yoktan peşin parayla alırsınız. Dorse'yi taksitini alabilirsiniz. 300'den başlıyor. 300, 400, 500, 600, 700, 800 öyle gidiyor. 1 milyona kadar gidiyor arkadaşlar. Rahatlıkla bir Dorse alıp Dorse'yi ödeyebilirsiniz. O konuda bir sıkıntı yok. Şu giden de liderin arabası. Eskiden benim kullandığım araba arkadaşlar. Şu arabada da çalıştım. 91-24 plakası da. Ondan sonra arkadaşlar ekmeğinizi oturur yersiniz. Şu gelen araba mesela, bahsettiğim araba 1840 bir Mercedes. İşte bu arabalar. Biraz daha az paranız varsa, daha modelli alayım diyorsanız 1838 kargo alabilirsiniz. Evet, buyurun, kötü olmuş. Bu araba burada kalmış. Kötü olmuş. Hacı abi, orada boşluk var. Boşluğa al arabanı. Bak, burada böyle olmaz yani. Durmuş, telefona bakıyor. Arabası arıza yapmış. Durmuş, telefona bakıyor ya. Aha, burada boşluk var. Getir buraya. Çek arabanı. İnsanları mağdur etmenin anlamı yok ki. Her neyse arkadaşlar, konumuza dönelim. Aracımızı aldık diyelim. Nasıl iş bulacağız? Şimdi arkadaşlar, WhatsApp grupları var bizim. WhatsApp gruplarına işi olan kişiler atıyorlar ilanlarını. Atıyorum, diyelim ki burası neresi? Sazlıbosna. Sazlıbosna'da iş aldı. Adam yazıyor, Sazlıbosna'dan cebeci döküme atıyorum. Misalen 80 litre mazot artı döküm işi zaten arkadaşlar. Ya da diyelim ki misalen peşin para almak istiyorsunuz. Yahut 100 litre mazot diyelim de yuvarlak hesap olsun. Hani hesap verme konusundan. 100 litre mazot ne yapıyor? Bugünkü şartlarda mazot 44 lira arkadaşlar. Ne yapıyor diyelim? 4400 lira para yapıyor.
Adam da tutuyor diyor ki 100 litre mazot istersen, ha yok ben para istiyorum diyorsan da 3800 lira diyor arkadaşlar. Yahut 4000 lira diyor. Yani hiçbir zaman şeyi vermez arkadaşlar. Verdiği mazotun toplamının yekün parasını vermez arkadaşlar. Bakın bu ara sap bağlıyor traktör. İşte saplar burada. Traktör de orada bağlıyor. Geliyor yukarıdan aşağıya. Hiçbir zaman arkadaşlar, diyelim işte diyorum ya, hani 4400 lira tutuyorsa 100, verdiği 100 litre mazot, bu şey yapmaz yani. 4400 lira vermez arkadaşlar. 4000 lira verir. 3900 lira verir. Yani o para illaki kendine bir şey oradan kısar arkadaşlar. Bu şekilde çalışma oluyor. Yani iş para konusu böyle oluyor arkadaşlar. Mazot zaten herkes mazotunu veriyor. Sana harfiyat yükleyen mazotunu da verir. WhatsApp gruplarından iş bulunur yani. İş bulunmaz diye bir şey yok. İş var yani arkadaşlar. İş bulamam diye bir şey yok. İş var. O konuda rahat olun. Sizin sadece dikkat etmeniz gereken konu şu olur. Şoför konusu arkadaşlar. Şoför konusunda eğer şoför derdiniz yoksa korkmayın. Yavaş yavaş her şey oturur. Zamanla oturur, çözülür, düzelir. Yani bir yanlış varsa hafiften düzelir, olur. Ama şoförünüz varsa şöyle söyleyeyim. %70-80 derdiniz yok demektir. Şoförünüz varsa. Şoför o kadar önemli yani arkadaşlar bu işte. Onu demeye çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar aracımızı da aldık. Aracımızdan ne kazanırız? Getirisi götürüsü ne olur? Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Farz misal, eğer adam size zaten 100 litre mazot veriyorsa, bu 100 litrenin hiçbir zaman %50'si size kalmaz arkadaşlar. Atıyorum bu 100 litre mazotun 40 litre mazot size kalır. 40'ı size kalır yani. Hiçbir zaman yarı yarıya vermezler. Eskiden de öyleydi ama. Eskiden yarı yarıya veriyorlardı. Şimdi vermiyorlar ama. Yalan söylemeye gerek yok. Şimdi vermiyorlar. Şimdi ölçüyor, biçiyor adam. Diyelim ki ne kadar? Farzı misalen 40 litre kalıyor. O 35 litre, 40 litre. O kadar verir yani. Tutup da size 100 litre, 50 litre mazot yaksın, 50 litre kalsın vermez. Eğer 50 litre yakıyorsa arabanız, size vereceği onun en fazla 30 litredir arkadaş. Misal şimdi 30 litreyi de çarpın. Ne yapar? 440'tan arkadaşlar. 450 diyelim yuvarlak hesap. 1200-1350 lira yapar. 1350 lira para yapar arkadaşlar. Şimdi böyle günde 4 sefer atsanız ne yapar? 4 seferin 4000, işte 1200-1300 de öyle. 5300-5500 lira para yapar arkadaşlar. Mazot çıktıktan sonra arabanın getirisi bu olur size. Yani zaten ortalama hiçbir zaman araba, şöyle söyleyeyim arkadaşlar, 3500'ü yani aşağı düşmez, yukarıya doğru gider. Yani 4000 olur, 4500-5000 olur. Çünkü bizim sektörde şöyle işler de var arkadaşlar. Diyelim ki bir önceki videoda ufaktan bir değinmiştim. Demiştim. Şimdi diyelim ki dolu dolu çalışırsınız arkadaşlar. Hani sadece harfiyata çalışmazsınız. Harfiyat mıcır çalışırsınız. Öyle çalıştığınız zaman da şöyle bir avantajı var size bu işin. Diyelim ki buradan harfiyatınızı aldınız. Şeye gittiniz. Nerede oturuyorsunuz? Diyelim Esenyurt'ta oturuyorsunuz. Esenyurt'tan harfiyatınızı aldınız. Yahut Bağcılar'da, bizim evin oradan bahsedelim. Bağcılar'da oturuyorsunuz. Bağcılar'da oturduğunuz zaman arkadaşlar şöyle bir olay yapabilirsiniz. Beton santrallerine mıcır gidiyor arkadaşlar. Esenyurt tarafına. O tarafa beton santrali olsun, büyük inşaatlar olsun, oralara mıcır falan gidiyor. Bunun işini de tek eline almış bazı arkadaşlar var. Hani bu işi kendisi almış, sana mazotunu veriyor, şeyini veriyor, para istiyorsan parasını veriyor. Yani bu işi tek eline almış arkadaş. Bu arkadaş diyelim ki onun da WhatsApp grupları var. Yazıyor, diyor ki misalen Esenyurt'ta Boğaziçi betona atıyorum 3 numara mıcır. Hemen gidiyorsun Haktaş'tan diyelim, 3 numara mıcırı yüklüyorsun, gidiyorsun Boğaziçi betona döküyorsun. Esenyurt'ta
Esenyurt'tan sonra iş ilanlarına bakıyorsun. Oradan bir tane şey yüklüyorsun. Harfiyat yüklüyorsun. Çelte'ye, yani Çerkezköy'e. Bakın gidiyor traktör. Bağlaya bağlaya. Allah'ın izniyle tıngır tıngır vuruyorsun. Otobana giriyorsun. Basıp gidiyorsun arkadaşlar. Onu da gidip Çerkezköy'e döküyorsun. Çerkezköy'den de bu tarafa kum işi var arkadaşlar. Bu inşaat kumu işi var. Bakın sarıyor arkadaş. Kolay gelsin ona. O iş var. Oradan da kumunu yükleyip geliyorsun. Zaten onu da ilanla atıyorlar. Zaten bir iki kere ilandan aldıktan sonra zaten tanıyorsun artık gideceğin yeri, geleceğin yeri. Yahut kum isteyenleri, kendine de birini bağlarsın. Bir iki yeri bağlarsın. Diyelim öyle bir sefer döndün, 3 damper yaptın. Hani mıcırı götürdün, harfiyatı götürdün, kumu getirdin, 3 damper. Ne oldu? Saat diyelim öğlen oldu, 12-1 oldu. Bir de akşama kadar bir sefer daha döndüğün zaman bir 3 damper sana kar kalır arkadaşlar. Ne olur? Araba fazla yıpranmamış olur. Hani araba fazla yıpranmamış olur. Asfaltta gider gelirsin. Hani çünkü otobanda gidip geleceksin. Asfaltta gider gelirsin. Araban da kırılmaz. Tıngır tıngır gider gelirsin. Akşam diyelim ki saat 6-7 çekersin arabanı kapına. Mis gibi hesabını kitabını yaparsın. Farz-ı misalen atıyorum hani 5.000, 6.000, 7.000 lira neyse paranı yazarsın. Böyle olur arkadaşlar. Hani böyle yapılıyor. Yapan arkadaşlarımız, abilerimiz de var. Ondan sonra diyelim sadece harfiyata çalışıyorsun. Harfiyatı da bellidir zaten arkadaşlar. 4-5 lira bırakır sana. Pazar günleri çalışırsan diyelim 150 lira bırakır. Pazar günleri çalışmazsan ne olur? Bunun 20 lirasını çık. 130-140 lira bırakır. Şimdi eğer şoför çalıştıracak olursanız, şoför bugünkü şartlara söylüyorum, 35 artı yemek 40 lira şoförün maliyeti var. 5-6 lira da sigortası, 46 yuvarlak hesap 50 lira dedik arkadaşlar. Hani 1-2 lira fazla verdiniz ya, benim şoförüm işte şey olmasın, arabamı korusun, kollasın dediniz. Bakın burası Kanal İstanbul'un yapılacağı alan için arkadaşlar. Şu karşıya bağlanacak. Çekmece Gölü'ne. Şu araya işte. Eğer yapılırsa tabii burası işte. O yer burası. Her neyse arkadaşlar. Dedin işte hani arabam kırılmasın, mırılmasın. 1-2 lira fazla verdin. Geriye kaldı sana diyelim. Kaç para? 90-100 lira para kaldı. Aylık 80 lira para kaldı. Şeyin budur arkadaşlar. Getirisi budur. Ha bu para atıyorum yazın üstüne çıkar. Üstüne kor. Ama ha yok, ben kendim arabamı kendim kullanırım, kendi çocuğum kullanır falan filan dersen arkadaşlar, o zaman ne oluyor? O 50 lira da sana kalmış oluyor. Ondan sonra gelelim arabanın ufaktan masraflarına arkadaşlar. Bizim arabamız ne masraf çıkarır? Bizim bu araçların biliyorsunuz arkadaşlar, hayat şu an pahalı. Her şey olduğu gibi. Ufacık bir taksiye bile bir trafik sigortası yaptırıyorsunuz. Trafik sigortası 10 bin liradan aşağı yok yani. Onun için tutacaksınız bu arabaların arkadaşlar. Aldığınız zaman ekspert durumuna göre 30'dan 50 bin arası trafik sigortası tutar bunun. Hani 30 binde tutar, 40 binde, 50 binde trafik sigortası. Zaten alırken onun için hasar kayıt olayına bakın. Hasar, ağır hasarlı yahut hasar kaydı yüksek olan arabalara girmeyin hiç. Hiç gerek yok. Çünkü piyasada araba dolu. İstemediğin kadar araba var. Arayın bulursunuz. Ondan sonra arkadaşlar elinizden geliyorsa da rotardarlı alın arkadaşlar. Rotardarlı araba her zaman daha karlıdır. Rotardar olsun arabada. Varsa çok iyi olur. Yoksa önemli değil. Neyse konuyu değiştirmeyelim. Diyelim ki şimdi sigortası 50 bin lira arkadaşlar. Onu koyduk bir köşede duruyor. Bu biliyorsunuz bu arabalar iki parçadan oluşuyor. Çekici ve dorse. Bunların ikisinin de muayenesi var arkadaşlar. Hem çekici muayeneye giriyor hem dorse muayeneye giriyor. Çekicinin sigortası var. Muayenin, dorsenin sigortası yok arkadaşlar. Dorseye isterseniz kasko yaptırırsınız. İsterseniz yaptırmazsınız. O size kalmış bir şey. Şimdi diyelim ki arkadaşlar bu arabanın şöyle söyleyeyim. Dorseyi götürüyorsunuz bakıma. Bunun altında
12 tane lastik var arkadaşlar. 12 tane lastik var. Tanesi 8 ile 10 bin arası. 10 binler hesaplayalım arkadaşlar. 120 bin lira para yapar. Altındaki lastikler. 120. Onu da koyduk bir kenarıya dursun. Unutmayalım bunları. Şimdi gelelim arkadaşlar arabaların bakımlarına. Şimdi dorsenin de bakımını yapacaksınız. Kellenin de bakımını yapacaksınız ki muayeneye sokasınız. Şimdi arkadaşlar bugün bir arabanın şimdi dorsenin altında taşıyıcı körüğü olsun, fren körüğü olsun, kaldırma körüğü olsun, ne bileyim rekorları olsun, hava hortumları olsun. Bunların biliyorsunuz hava kaçırmaması lazım. Hava kaçırırsa zaten muayeneden geçemez bu araba. Ona dikkat etmeniz lazım. Bunun dikkat etmeniz lazım derken de masraf etmeniz lazım anlamında söylüyorum. Tabi bu ilk başta olan bir şey arkadaşlar. Sonra zamanla tabi bu araba çalışacak. Bu tabi ki ve bu arabalarda şöyle arkadaşlar. Masraf çıkardığı kısmı hemen yaptırın. Yani diyelim ki bu arabanın şurasında masraf çıktı. Ya dur biraz idare edin. Olmaz arkadaşlar. Onu yaptır. Yarın öbür gün büyüyor çünkü. Bir sonraki masrafla birlikte sana ağır gelir o. O yüzden çıkardığı masrafı yaptıracaksın bu arabanın. Diyelim ki arkadaşlar hadi fren balatası falanı filanı osu busu arkadaşlar. Yani bugün bir teker söktürüyorsunuz arkadaşlar. Bir tekerin fren balatasını yapması, çakması, etmesi falan 7-8 bin lira para. Bunun altında size diyorum arkadaşlar hadi dorseyi hesap edelim. Dorse'de 6 tane teker var. Hadi 6 kere 7 42. Sadece fren balataları bunlar arkadaşlar bakın. Sadece fren balataları. Bunun körükleri falan sağlam olacak. Hani sağlam diyelim bunların. 42 ufa tepe falanı filanı 50 lira deyin arkadaşlar. Arkanın sadece fren olayını 50 liraya hallettik. Arkadaşlar döndük bu sefer çekiciye. Bir çekiciye de bir 50 lira yazın arkadaşlar. Rahatlıkla çok rahat yazarsınız. Etti size 100 lira. Bu 100 lirayı da koyun bir köşeye arkadaşlar. Bu arabanın şeyi vardır arkadaşlar. K belgesi vardır. Nasıl bu servis arabalarında yahut hatlı minibüslerde M plaka, servis arabalarında L plaka, ticari taksilerde T plakaysa bu kamyonların da K belgesi vardır arkadaşlar. Bu K belgesi olduğu zaman bu da bunun izin belgesidir. Eğer K belgeniz yoksa senelik 30 bin liraya kiralarsınız arkadaşlar. 25-30 bin liraya kiralarsınız. Bunu da koyduk bir köşeye arkadaşlar. Sizin diyelim ki farz-ı misalen şöyle söyleyeyim. Bu arabanın ve arkadaşlar bakın bu arabanın daha bakımını falanını filanını hiç konuşmuyoruz ha. Hani bu araba çalıştığı zaman illaki bakıma girecek, yağ değişecek, suyu değişecek. Bunlar da var yani işin içinde. Şimdi ortalama biz ne yaptık? Aklıma geldikçe yine koyacağım. Ne dedik arkadaşlar? 120 lira lastikler dedik. 50 lira sigorta dedik. 170. 50 lira 50 lira dorsenin bakımı dedik. 230. 50 lira çekicinin bakımı dedik. 280. Değil mi? Hadi 20 lira da muhasebecisi falanı filanı 300. Bakın 300 lira para yaptı arkadaşlar. Kafadan bu sizin arabaya olan gideriniz yani standart fix gideriniz. Peki ve kasko yapmadık daha arabamızı. Çünkü kasko yapmamız lazım. Kasko yapmazsanız sıkıntı arkadaşlar. Yani kendiniz kullanıyorsanız, kendinize çok güveniyorsanız yapmazsınız. Ama yok Eloğlu kullanıyorsa 150-200 lirada bunun kaskosu var arkadaşlar. Bu arabaların. Ve bu arabanın şöyle söylüyorum arkadaşlar. Benim söylediğim sadece senelik size hani muayeneye hazırlık olayı var ya. Bunun masrafı. Hani arada bu araba İşte hava kaçırır, arıza yapar, o olur, bu olur. Bunlar ekstra, bunlar kesin çıkacaktır. Ve bunları daha hiç söylemedim yani size. Arkadaşlar bu 300 lirayı, 300 lira dedik. Hadi 100 lira da öylesine koyduk diyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yükleme yerine geldim. Paydos ettiğimiz için öteki arkadaşlara bakıyorum. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi ortalama ne yaptık? Misalen 300 lira 300 lira mı çıktı? 300 lira çıktı. Şimdi bu 300 lirayı arkadaşlar bakın bunun içinde zaten şey yok daha. Atıyorum
aracın aylık bakımı yok, o su yok, bu su yok. Sadece kaba hesap, bu hesap demin dediğim gibi sadece senelik muayeneye hazırlık hesabı arkadaşlar. Senede kaç ay var arkadaşlar? 12 ay. Bunu kaba tassak aylara böldüğünüz zaman arkadaşlar zaten aylık misalen 10 lira para düşüyor arkadaşlar. Yuvarlak hesap yani. Aylık 10 lira oraya ayıracaksınız. Şimdi diyelim ki misalen size ne kaldı arkadaşlar? Araba pazar günleri de çalışmadı. Hadi 5 liradan 150 lira. Pazarlara çık 130 lira. Bunun 50 lirasını şoföre verin arkadaşlar. Aylık 50 lira şoför gideri deyin. Aylık 10 lira da bu para için ayırdık arkadaşlar. Ne oldu? 60 lira. Bu 60 lirayı 130'dan çıktığınız zaman ne kalır? 70 lira kalır size. İşte arabanın size getirisi budur arkadaşlar. 70'i aşağı düşmez. Ha ama yukarı çıkabilir. 75, 80, 90 o olur. Ama aşağı pek nadir yani. Pek nadir. Hani böyle günlerce yağmur yağacak da 1-2 hafta çalışamayacaksın da işte o dediğin olacak. Yoksa aksi takdirde öyle bir şey olmaz. Ama tabii arada bir işte ufak tefek bakımları olur arabanın. Ha tabii bu demek değildir ki her sene 10 tane lastik arabanın altına 12 tane lastik koymayacaksın ama sen koyacağım diye hesabını yapacaksın. Hani bu şekilde yaparsanız daha sağlıklı olur, daha güzel olur. Yani arabanın getirisi böyle hesaplanır. Götürüsü de dediğim gibi arkadaşlar bu araçtır. Bunun altından rüzgar geçiyor. Ve ona göre bakımını yaparsınız. Ha arabayı alırken işte ona göre hesabınızı yapın. Adamlar şimdi araba alıyor arkadaşlar. Diyelim ki adamın cebinde 1 milyon lira parası var. Gidiyor atıyorum 2 milyonluk arabayı alıyor. Dorsesiyle birlikte. Geriye kalıyor 1 milyon borç arkadaşlar. Şimdi bu 1 milyona nereden bakarsan bak 700-800 lirada vade yiyor. Ne oluyor arkadaşlar? Yine oldu size 2 milyon lira borç. Bunu 24 aya böldüğünüz zaman ufak tefek giderine, o suyla bu suyla yine aylık 80-90 lira para yapıyor arkadaşlar. Şimdi senin bu 80-90 lirayı nasıl ödeyeceksin? Ben sana hesabı çıkardım. Hesap ortada. Aylık sana 70 lira para bırakır garantisiyle bakacaksın. Ki diyorum ya bakın siz tutun Dorsey'i aldığınız zaman hani borç. Dorsey'e ne diyorum bak aylık 50 lira ödersin diyorum. Nasıl? Bir de kendin şoförsen çok rahat ödersin. Ama şoför olmazsan ha ne olur 70-80 liranın 40-50'sini de Dorsey'e ayırırsın. Bir senede Dorsey'nin borcunu bitirirsin. Ha ne olur kelle Dorsey sana kalır o zaman. Dorsey'e ondan sonra gidersin bir kumlama yaptırırsın, bir boyatırsın, cilalatırsın. Dorsey tertemiz olur çıkar. Bu böyle arkadaşlar. Yani bunun hesabını baştan yapacaksın, doğru yapacaksın. Şimdi sen tutup atıyorum getirin 70-80 lira. Şimdi bizim şoför görüyordum yani arkadaşlar alıyordu. Hani benim arkadaşım ben hiç öyle şey etmedim de duyuyordum yani. Adam gitmiş ayda 100 senet yapmış arkadaşlar. Ya sen ayda 100 seneti nasıl ödeyeceksin? Ödeyemezsin yani bunu ödeyemezsin. O yüzden hani adam ama adamda ne cesaret varsa bilmiyorum. Adam giriyor. Hani giriyor arkadaşlar anlamadım yani. O büyük bir cesaret o. O iş büyük bir risk. Şahsen ben o riske girmem. Ama ne diyorum bak hesabını kitabını yap. Çekicini al. Dorsey borç kalsın. Ha, o zaman sıkıntı olmaz. Yavaş yavaş çalışır ödersin. Bu konuda arkadaşlar daha detaylı bilgi almak isterseniz yazın alta yorum bölümüne. Elimden geldiği kadar size yardımcı olurum arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadar olsun bugünlük de. Her zaman dediğim gibi Cenab-ı Allah'tan hasta olan tüm canlı varlıklara sağlık, sıhhat, şifalar diliyorum. Fakir fukaraya, garip kurabaya da daha iyi iş imkanı, bol bol kazançlar diliyorum. Ekmeğini bizim gibi böyle direksiyondan kazanan şoför abilerime, kardeşlerime de hırsız, gürsüz, kavgasız, gürültüsüz, patırsız bir gün diliyorum. Yorum yaparsanız arkadaşlar çok sevinirim. Beğeni butonuna da basarsanız çok iyi olur. Eğer yardımcı olursanız bana önerilerinizi, sorularınızı yorum bölümüne yazarsanız bu konularla alakalı yahut karavanla alakalı elimden geldiği kadar bilgim dahilinde bir şeyler söylerim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar selametle kalın. Görüşmek üzere. Yorum yapıp beğeni butonuna abone basmayı unutmayın. Bir de abone yeni gelen arkadaşlarımız var. Arkadaşlar abone olursanız çok sevinirim.
Yani bunlar hep ücretsiz arkadaşlar. Abone olmakta, yorum yapmakta, beğeni butonuna basmakta biliyorsunuzdur da. Ben belki bilmiyorum vardır diye söylüyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar. Traktör bağlamış. Sap bağlamaya. Sap bağlıyor arkadaşlar. Keşke vaktimiz, zamanımız olsa da gidip yanına adamın güzelce çeksek. Ama maalesef olmuyor işte. Bakın arkasından da leylekler gelmiş. Nasiplerini alıyorlar. Bakın işte. Sapı bağlıyor makine. Arkasında leylekler. Şuraya bak kaç tane. Evet. Kolay gelsin diyelim. Bayağı da iyi gidiyor ama. Bayağı hızlı gidiyor bu. Bir daha gelişimize burayı bitirir. Evet. Hayırlısı kolay gelsin ona diyelim. Bakın burada bir tane bağlamış şurada. Evet arkadaşlar bakın. Şey yapıyor. Bağlama yapıyor. Dönüşte çekeceğim onu. Dönüşte çekeceğim. Bağlamaya başlamış. Dönüşte çekeceğim arkadaşlar.